Herkese merhaba. O gün, bugün neredeyiz abicim? O gün, bugündür buradayız. Doğru. Bursa Fadıllı'dayız. Tamam. Sinan abinin evine konuk olduk. Dış ses olarak bugün Mert sen buradasın. Evet. Harika vakit geçireceğiz Hadi başlayalım. içeride. Hadi başlayalım. Sinan abi biz geldik. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Teşekkür ederiz abi. Nasılsın? Teşekkür ederim, sizleri sormalı. Bizler de iyiyiz abi. Hoş geldiniz. Binlerce takipçimiz bizi sana gönderdi. Hoş Seni tanımak tekrardan. İstiyoruz. Valla ismim Sinan Bağcı. Çok güzel bir keyfi yer. Çok seven, dinlenmeyi çok seven, kafa dinlemeyi çok seven bir insan olarak sizin de katkılarınızla böyle bir oluşuma girdik. Abi son gelişimizden sonra harika bir noktaya tabii emek, gelmiş burası. Emek verdikçe güzel şeyler çok çıkıyor şık ortaya. Duruyor. Yani. Her yeri göstermek için de sabırsızlanıyoruz. Takipçilerimize mekan, teşekkür ederim. Kendi mekanınız gibi rahat rahat hareket edebilirsiniz. Burada konuşabiliriz abi. Sinan abi. Keyfine düşkün olduğunu biliyorum. Bu minimal hayat, bu organik hayat kimin fikriydi? Nasıl başladı? Ya esasında baktığınız zaman tüm eşim ve evladımın ve benim istediğim bir şeydi. Çok kısa sürede, çok hızlı hareket ederek bütün hayallerimizi gerçekleştirdik. Ve bunda da acayip mutluyuz. Süper abi. Çok keyif alarak burada yaşıyoruz. Hafta sonları burada kalıp hafta sonumuzu değerlendiriyoruz. Her Peki, hafta sonu buradasınız. Buradayız. Havanın müsait olduğu günlerde. İçeride ısınma sorunumuz da olmadığı için. Yaz, kış. Hiç fark etmiyor. Onun her için de gibi. Her hafta sonumuzu Peki, burada rahatlıkla geçirebiliyoruz. Peki metrekare kullanış vesaire yetiyor mu abi bunlar? Hani nasıldır? 8 metreye sanırım 2,5, 25 Şimdi metrekare. Şimdi şöyle evler zaten burada olmamızın sebebi dış mekan. Evet. Yani toprağı ekip biçmek. Çimlerimizi biçmek, çiçeklerimizle ilgilenmek. Onun için içerisi bana göre fazla bile geliyor. Sadece yatma yani ve... Bizim hayatımız burası değil. Aynen. Bu amaçla yaptığımız için evin konsepti bana göre bu iş için ideal ölçülerde. Zaten bu kadar fazla talep gelmesinin sebebi de abi insanların bu doğaya, işte toprakla uğraşmaya bir ihtiyacı olduğundan dolayı. Tabii yani ki. Sen burada gübreni atarken, çimlerini biçerken bile inanılmaz, inanılmaz keyif vakit aldın. Geçiriyorum. Müthiş bir huzur. Sabah erkenden saat 6-7 gibi kalkıp akşam özellikle pazar akşamları evimize dönerken saatin nasıl 11-12 olduğunu anlamadan inanılmaz bir şekilde vakit geçiyor. Süper. Ya, o açıdan da inanılmaz dinlendirici. Sen o zaman hafta içi hafta sonu gelsin diye bekliyorsun. Bazen inanır mısınız işimi bırakıp hafta içi bile gelip burada dinlenmeyi tercih ediyorum. Süper. Evle alakalı herhangi bir olumsuzluk bir şey yaşadınız mı abi? Hayır, yani hiçbir sıkıntı yaşamadık. Yalıtım vesaire, hayır, hayır, çatı. Hayır, hayır. Kesinlikle şöyle tabii ki ufak tefek şeyler oluyor ama çalıştığımız firmamız Ergün Bey Cumbul Çelik firması evet. olarak sağ olsunlar. Hiçbir şekilde bizi mağdur etmediler. En ufacık bir sıkıntımızda bile her zaman yanımızda oldular. Zaten ona istinaden de komşularımıza firmamızı tavsiye ettiğimiz için de gönül rahatlığıyla bu işi böyle götürüyoruz yani. Sinan abi sen bizim her şeyimizsin. Takipçilerimiz içeriği de merak ediyor abi. Lütfen, müsaitse, lütfen. Sizin için uygunsa biz içeriği de geçmek buyurun. İsteriz. Abi içeri Buyurun. Girerken veranda da gözüme çarpıyor. Sanki şunu kendine almışsın. Gibi. Senden başka. Yok. Onu ben kullanamıyorum. Ya eşim ya da evladım kullanıyor. Bana çok şey Çünkü... kalmıyor onunla ilgili. Keyif yapamıyorum. Orada keyif yok. Benim işim, benim keyfim daha çok ateşle, işte mangalla. Mangalımı yakıyorum. O tarz işlerde. Süper abi. En sevdiğimiz onlar. O zaman girip bakalım. Lütfen ya. Buyurun. Sinan abi harika bir Dizayn bizleri karşıladı gerçekten. Evet. Zevkinize de hayran kaldım. Kısıtlı metrekarenin içinde bana göre yapılan konsept çok başarılı. Çünkü her şey minimal olmak zorunda.
köşe takımımız açılır. İki kişilik yatak oluyor. Burada rahat. İşte televizyonumuz, ısınmak için çakma şöminemiz, klimamız, tezgahımız, banyomuz, loft katımızda iki kişilik yine yatağımız var. Dolaplar en kapsamlı derecede yapılmış. Her şeyi rahatlıkla sığdırabileceğimiz. Ev konforunda ihtiyacınız olan her şey burada. Hiçbir şekilde hiçbir eksiğimiz yok. Hiçbir eksiğimiz yok. Süper abi. Peki bunu soracağım abi sana. Standart olarak bir model üzerine mi anlaştınız Cumbul Çelikeli? Yoksa bu tamamen sizin işte mutfağımız burada olsun, loft katımız olsun şeklinde kendi dizaynınız mı? Birkaç değişiklik haricinde bu proje üzerinden yürüdük. Buradan yürüdünüz. Hoşumuza da gittiği için dediğim gibi birkaç ilaveyle veya eksiltmeyle bu hale getirdik. Bu hale getirdik. Banyo yeterli kullanım. Çok rahat. Çok rahatsınız. Çok rahat. Mutfak zaten geniş. Loft katımız var dedik. Çok rahat. Yani şöyle baktığımız zaman konseptinde bir de şu var. İnsanların bu tarz bir yaşam alanında ne beklediğine bağlı. Yani ultra lüks bir şeyler istiyorlarsa zaten bizim derdimiz burada doğayla birlikte iç içe olmak olduğu için bize son derece yeterli ve dediğim gibi hiçbir sorun yaşamadan yaklaşık bir senedir, bir buçuk senedir bilfiil kullanıyoruz. Hiçbir sorun yaşamadan. Sinan abi burada iki ailede anladığım kadarıyla rahatlıkla... Çok rahat kalabiliyoruz. Az evvel dediğim gibi açılan yatağımız iki kişilik, üstte loft katımız var iki kişilik. Biraz daha fazla kalabalık olduğu zaman şişme yatağımız var. Onu da buraya serip böyle eski köy evi ortamında yer yatağımla birlikte... Süper abi. İşte bu samimiyet aslında. Bu daha önemli olan. Aradığımız o olduğu için burada bir de burayı sadece her zaman söylediğim gibi ben kendime yapmadım. Evet. Burası insanla çok güzel. Eşle, dostla, sizinle, ailemizle burayı bu şekilde değerlendirmek bize inanılmaz mutluluk veriyor. Vallahi abi biz de tekrar burada olmak bize inanılmaz mutluluk verdi. Şeref verdiniz. Misafirperverliğin için de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizi yedirdin, içirdin, harika ağırladın. Allah razı olsun. Müthiş keyifli dakikalar geçirdik burada. Harika da bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Dış sesimiz Mert pek dış seslik yapmadı. Mikrofon yok şu an. Ama mükemmel bir ağırlamaydı abi. Estağfurullah. Gerçekten. Estağfurullah. Her şey için teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Tekrardan görüşmek isteriz. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar. Bir aile olduk. O inanılmaz bir duygu. Ben tekrardan burada Cumbul Çelik ailesine Ergün Bey'e çok teşekkür ediyorum. Her zaman bizim yanımızda oldular. En ufacık bir problemimizde bizi hiçbir şekilde mağdur etmeden hayatımızı nasıl kolaylaştırırız anlamında bize inanılmaz yardımcı oldu Cumbul Çelik ailesi. Buradan da dediğim gibi az evvel de söyledim, bütün komşularıma da tavsiye ettiğim için burada birkaç tane daha ailede tarzınızı görebiliyorsunuz yani. Görüyoruz. Her zaman sizler olmaya da biz de devam edeceğiz elimizden geldiğince. İnşallah. Abi çok teşekkür ediyoruz tekrar. Böyle bu ayaküstü oldu. Mangala da bekliyorum Allah kısmı ederse. Hep beraber. Mangala abi. Burada. Bursa Fadıllı'nın. Mekan sizin. Mekan bizim. Arkadaşlar bugün de bir keyifli sohbetimizin sonuna geldik. Sinan abi bizi harika ağırladı. Dış sesimiz Mert sağ olsun bizi harika yönlendirdi. O gün o tarafa doğru değil. Benim ayaklarım geri geri gidiyor. Bak, tamam gitme daha çekime. Daha çekime gideceğiz şimdi. Nereye gidiyor? Daha bitmedi. Ben buradan ayrılmak istemiyorum. Harika bir lokasyondayız. Mükemmel bir doğa. Sinan abi bizi mükemmel ağırladı. Gerçekten. Buradan sonra ziyaret edeceğimiz, üzerimize de duyurulur bu ağırlama kısmı. Gerçekten müthişti. Merak ettiğiniz sorularınız... Her şeyi lütfen yorumlarda belirtin. Bir sonraki ziyaretlerimizde görüşmek üzere.